Şerif Ön Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle mini kabartmaları olan sade şık bir model hazırladım. Hem bebek örgüleri, hem erkek örgüleri, hem de bayan örgüleri için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modelimiz 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şimdi örgümün ilk sırasındayım. Modelimin arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. İlk sırayı arka tarafta ilmekleri ters örerek tamamladım. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek doladım. İki ilmek düz ördüm. Bir tane ilmek doladım. İki ilmek düz ördüm. Bu şekilde bir ilmek doluyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Son iki ilmeğimizi düz ördük. Bir ilmek doladık. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. İpim arkada, bakın şu anda. Hemen ilk ilmeği böyle çekiyorum, uzatıyorum. Çektiğim ilmek sağ şişimde kalacak. İpimi ön tarafa aldım. Aynı ilmeği yanındaki ilmekle birlikte ters örerek topladım. Burada herhangi bir ilmek eksilmesi, artması söz konusu olmadı. Tekrar gösteriyorum. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. İlk ilmeği şişimi aldım. Biraz çekerek uzattım. Şu anda aynı ilmek hem sağ şişimde hem sol şişimde iki ilmek şeklinde duruyor. İpimi örgümün ön tarafına aldım ve bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte ters örerek topladım. Tekrar iki ilmek var şu anda şişimde. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. Sonraki ilmeği ters örecekmiş gibi içerisine girdim. Biraz çekerek genişlettim. Ve bu aşamadan sonra sağ şişimde ilmeğim duruyor. Çıkartmadım. İpimi ön tarafa aldım. Ve ilmeği yanındaki ilmekle birlikte ters örerek topladım. Doladığımız ilmeği serbest bırakınca ilk ilmeği çekerek biraz genişletiyoruz. Şişimin her iki şişimde de ilmeğim takılı ve bir ilmekten iki tane ilmek oluşmuş durumda. İpimi ön tarafa aldım. İki ilmeği ters örerek topladım. İlmeğimi ters örecekmiş gibi içerisine girip genişlettim ve şişimden çıkartmadan ipimi bu iki ilmeğin arasından geçirerek ön tarafa aldım. Sonra iki ilmeği birlikte ters örerek topladım. Son dolayarak artırdığım ilmeği serbest bıraktım. Kenar ilmeğini ters ördüm. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim arkada. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz ördüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Şu anda şişimdeki ilmek ters görünümlü. Bunu ön yüzden girerek yönünü düzelterek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden sonraki ilmeği düz ördüm. Sıra boyunca bu şekilde bir ilmek örmeden
bir ilmek düz olarak örüyoruz. En son kenar ilmeği de düz örerek sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafına geçince ilk başlangıçtaki işlemleri tekrar ediyorum. Hemen hızlıca tekrar görelim. İlmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. Bu kısmı hızlı geçiyorum. Çünkü ilk sırayı şu ana tekrarlıyorum. Örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. İki ilmek düz ördüm. Sıra boyunca bir ilmek doluyorum. İki ilmek düz şeklinde sıra boyunca örüyorum. Son iki ilmeği düz ördüm. Bir ilmek dolayıp kenar ilmeğini düz ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. Sonrasındaki ilmeğin içerisine girdim. İlmeği çekerek genişlettim. Aynı ilmek hem sağ şimdi hem de sol şimdi iki ilmek şeklinde bulunmakta. Bu iki ilmeğin arasından ipimi örgümün ön tarafına geçirdim ve iki ilmeği ters örerek topladım. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. Devamındaki ilmeğin içerisine girerek genişlettim. Şu anda iki şişimde de aynı ilmek takılı. Bir ilmek iki tane olmuş durumda. İpimi arka taraftan ön tarafa geçirdim. Sıradaki iki ilmeği ters örerek topladım. Son doladığım ilmeği serbest bırakıp kenar ilmeğini ters ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeği örmeden atlattım. İkincisini düz ördüm. İlk ilmeği örmeden atlattım. İkincisini düz ördüm. Burası modelimizin son sırası. Kenar ilmeğini düz örerek sıramızı tamamladık. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet çıtı pıtı görünen hoş bir örnek oldu. Burası da örgümüzün arkasının görünümü. Herkese kolay gelsin.